Dünyanın uzayla olan sınırı Karman hattı. FAY tarafından yapılan tanımlamaya göre, uzayın deniz seviyesinden itibaren yaklaşık 100 kilometre yüksekte başladığı kabul ediliyor. Karman sınırı olarak bilinen bu seviye, atmosferin yoğunluğunun, bir hava aracının aerodinamik kuvvetlerin etkisiyle Havada kalmasını sağlayamayacak kadar düşük olduğu yükseklik olarak tanımlanıyor. Bu sınırın üzerindeki irtifalarda hava direnci nedeniyle ortaya çıkan aerodinamik kuvvetlerin hava aracının havada kalmasında ve kontrol edilmesinde bir etkisi olmuyor. Karman sınırının üzerinde bir cismin havada kalabilmek için çok yüksek hızda hareket etmesi gerekiyor uzay araçlarının yörüngede kararlı bir şekilde hareket etmesi için sahip olması gereken bu hız orbital hızı olarak isimlendiriliyor. Karman sınırı nedir? Karman sınırı yerden 100 kilometre yukarıda olduğu kabul edilen hayali bir çizgidir. Bu sınırın adını Macar asıllı Amerikan Amerikalı fizikçi Theodor von Karman'a borçludur. Theodor von Karman, atmosferin bu irtifada havacılık uçuşlarının yapılamayacağını açıklayan ilk bilim insanı olmuştur. Ancak Karman sınırının ötesinde de atmosferin devam etmediğini sanmayın. İnce parçacıklardan ol oluşan ekososfer, atmosferin en dış tabakası, yeryüzünden 10.000 km yukarıda bile devam etmektedir. bu, bu açıdan bakacak olursak, Uluslararası Uzay İstasyonu bile dünyadan 330-435 km mesafede olduğundan bu ismi gerçekten hak etmez. Sonuç olarak Karman çizgisinde atmosfer bitmez ancak astronot sayılmanız için Karman çizgisine kadar yükselmeniz de şart değil. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'nin astronot tanımına göre Deniz seviyesinden 80 kilometre yüksekliğe uçmak astronot adını almaya yetiyor. Karman attı. Resmi ve ulu uluslararası bir tanım olmaya en yakın aday gibi gözükse de, bu herkes için bir standart oluşturduğu anlamına gelmiyor. İlginç bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri, 100 kilometre yüksekliğin dış uzayın başlangıcı olduğunu kabul eden Fay anlaşmasını imzalamış olmasına rağmen, 80 kilometreden yukarıda, termosferin başladığı yerden uçuş yapan herkese astronot ünvanı veriyor, diyor Oswald. Astronot ünvanı bu yüksekliğe ulaşan, hem NASA çalışanları hem de askeri personeller için geçerli. Başka bir tanım da 2009 yılında yapıldı. Calgary Üniversitesi'nden araştırmacılar, Suprathermal Ion Imager'dan aldıkları Verilerle dış uzayın sınırı için yeni bir tanım belirledi. 118 kilometrenin çok daha kesin bir nokta olduğu iddia ediliyor. Bu noktanın aşağısında iyonlar daha sakin hareket ederken yukarısında çok daha hızlı hareket ederek atmosfer ve dış uzay arasındaki farkı belirgin kılıyorlar. Ama şunu belirtmek gerekiyor ki atmosfer içerdiği troposfer stratosfer, mezosfer, termosfer ve egzosferle deniz seviyesinden 800 kilometreye kadar uzanan bir mesafeyi kapsıyor. Bunun yanında 118 kilometre atmosferin teknik sınırlarının pek de yakınında değil. Aslında bilim insanları atmosferin nerede bittiğine dair kesin bir tanım yapamıyorlar. Atmosfer dış uzaya doğru gittikçe inceliyor ve nihayetinde kayboluyor. Uluslararası Uzay İstasyonu ise diğer bir aday. Uluslararası Uzay İstasyonu Karman hattının ve Calgary Üniversitesi'nin belirlediği çizginin üzerinde. Deniz seviyesinden 400 kilometre yukarıda yer alıyor. Astronotların burada yer çekimsiz ortamları deneyimlediklerini göz önüne alırsak 400 kilometre dış uzay sınırı için oldukça mantıklı bir aday gibi görünüyor. Fakat aslına bakarsanız pek de öyle değil. Termosferin içinde yer alan Uluslararası Uzay İstasyonu aslında hala gezegenimizin yer çekiminin ve atmosferinin etkisinin altında. Yer ortamın yaşanmasının nedeni istasyonun dünyaya doğru serbest düşüşe düşüşte olması. Uluslararası Uzay İstasyonu etrafında bulunan incecik havaya sürtünlükçe yavaşlıyor ve irtifasını koruyabilmek için motorlarını düzenli olarak çalıştırıyor. Aslında Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlar için yer yerçekim hala mevcut olsa da onların deneyimlediği ağır, ağırsızlık hissi pilotların uçağa devasa bir yay çizdirmesiyle yani parabolik uçuş yapmasıyla oluşan hisle aynı. Yayın tepe noktasında yolcular birkaç saniye ağırlıksız hissediyorlar. Eğer etrafınızdaki her şey ile aynı hızla düşüyorsanız ve hiç hava direnci yoksa boşlukta süzülüyor gibi hissedersiniz. Eğer dünyanın çekim etkisinin tamamen yok olduğu bir noktaya gitmek istiyorsanız o zaman 21 milyon kilometre uzağa uçmanız gerekiyor. Bu bu da Ay'dan 87 kat uzağa gitmek demek. Dış uzayın sırrı, sınırını nasıl tanımladığınız atmosferde gerçekleşen hangi süreçleri göz önünde bulundurduğunuzla alakalı diyor Oswald. Örneğin sizin için önemli bir uçağın artık uçamadığı nokta noktaysa o zaman dış uzayın sınırı olarak bu tanımı kullanırsınız. Eğer güneş patlamaları ve kozmik ışınlardan kaynaklanan radyasyonu dikkate alıyorsanız o zaman sınırı çizerken bunu göz önünde bulundurursunuz. Fakat önemli olan yörüngeye ulaşmaksa o halde tanım, tanımınız sürtünmenin alçak dünya yörüngesinde kalmanızı sağlayacak kadar düşük olduğu 160 km olmalıdır. Ancak Karman sınırının ötesinde de atmosferin devam etmediğini sanmayın. İnce parçacıklardan oluşan ekososfer, atmosferin en dış tabakası yeryüzünden 10.000 kilometre yukarıda bile devam etmektedir. Bu açıdan bakacak olursak uluslararası uzay istasyonu bile dünyadan 330 ile 435 kilometre mesafede olduğundan bu ismi gerçekten hak etmez. Sonuç olarak karman çizgisinde atmosfer bitmez ancak astronot sayılmanız için Karman çizgisine kadar yükselmeniz de şart değil. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'nin astronot tanımına göre deniz seviyesinden 80 kilometre yükseğe uçmak astronot adını almaya yetiyor.